Merhaba arkadaşlar, LS2 Valiant kaskını tanıtacağız bugün. Ufuk bu konuda bilgili, ona tamamen bırakıyorum. Bu kask nasıl bir kask, güzel anlat. Arkadaşlar öncelikle merhaba hepinize. Bu kask daha çok uzun yol yapanların tercih ettiği bir kask. Çünkü iki farklı varyasyonda kullanabiliyorsun bunu. Hem full face modu var, ayrıca de jet kask olarak da kullanabiliyorsunuz bu kaskı. Şöyle gördüğünüz üzere. Yani uzun yolda giderken yolda daraldığınız bir anda kaskı tutup komple geriye doğru çenesini çevirip jet kaska çevirebiliyorsunuz. Ayrıca ön tarafa doğru kapattığınız zaman yeniden tekrardan full face bir kask oluyor. Şimdi akıllara genelde şöyle bir soru geliyor. Hani güvenlik babında ne kadar güvende olur diye. Buradaki güçlendirilmiş mekanizması sayesinde kask kapandığı zaman, full face moduna geçtiği zaman yani bir full face kask kadar en az koruma sağlıyor. Çünkü buradaki mekanizma ona göre dizayn edilmiş. Yani darbeye ona göre, darbe aldığı zaman ona göre dağıtıyor kaska. Ayrıca bu kaskın bir artısı daha arkadaşlar, muadil kasklara göre yani buna benzer kasklara göre içindeki mekanizma normalde diğer kasklarda raylı sistem kullanılıyor. İçinde metal bir plaka oluyor bunların ve o metal plakaya zamanla yağmur, çamur, toz, toprak doluştukça hareket kapasitesi gittikçe azalıyor ve şöyle bir durum daha var onlarda, o raylı sistemlerde arkaya ve öne kapama işlemlerini her seferinde şu çeneden tutup çekip geriye ve buradan da geri öne alacağınız zaman buradan da çekip ön tarafa almanız gerekiyor. Çekip derken şey mi böyle? Yani ray olduğu için mesela bastığınız zaman mandalına çekiyorsun hafif öne doğru, öyle kapatıyorsun. Ha, arkadan, şöyle yapman gerek, esnetmen aynen, gerek. Aynen, arkadan da kapatacağın zaman tutup yine mandala basıp çekiyorsun, bir daha öne kapatıyorsun. Ve bu tabi sürüş esnasında zor bir hareket olabiliyor. Bunun içindeki çarklı mekanizma sayesinde öyle bir işleme gerek yok. Direkt mandala bastığınız zaman bu şekilde rahat bir şekilde geri gidiyor. Yine aynı şekilde mandala basıp öne doğru çektiğiniz zaman da problemsiz bir şekilde öne ve geri kapama, açıp kapama işlemlerini yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Polikarbon malzeme yapısına sahip ama fiberle desteklenmiş bir polikarbon olduğu için normal ortalama bir polikarbondan daha kaliteli bir malzeme yapısına sahip. Ayrıca 2,5 mm polikarbon vizöre sahip ve bu 2,5 mm kullanılmasının sebebi de dışarıdaki soğuk havayla içerideki sıcak havanın birbirleriyle çabuk buluşmaması için, yani çok çabuk pinlock olmadan buhar yapmaması için kullanılan bir cam teknolojisi bu. Ve yani ayrıca kalın olmasını da onu sağlıyor. Aynen, kalın ya yani 2,5 mm polikarbon vizör kullanılıyor bunda. Bu sayede dışarıdaki soğuk hava ile içerideki sıcak hava çabuk buluşmadığı için çok çabuk vizör ve buhar yapmıyor pinlock yokken. Ve kutu içerisinden pinlock da çıkıyor bu arada. Bu kaskın en büyük özelliklerinden bir tanesi de şu boyunda görmüş olduğunuz rulo sistem. Yani kaskta en çok ses gelen bölgelerden, ses alan bölgelerden birisi boyun kısmıdır. Kaskın genelde boyun kısmından hava ve ses alır içeri. Bu rulo sistem sayesinde içeri çok fazla ses almaması sağlanıyor ve rüzgarı da bir o kadar kesiyor. Yani uzun yola giderken rahatça kullanabileceğiniz bir hale gelmiş oluyor kask. Ön tarafta manuel olarak kontrol edilebilir havalandırması var. Arkada iki tane havalandırma çıkışı var. Ve yine ön tarafta da kademeli olaraktan kullanabileceğiniz bir havalandırması var. Ve ayrıca bu havalandırmalara ızgara konulmuş. Yani yolda giderken herhangi bir böcek, işte sinek vesaire içeri havalandırmadan girmesin diye buralara ızgara konulmuşlar. Yani gören içinde filtresi vardır zaten değil mi? Diğer bazı kasklarda yok. Hatta birçoğu kaskta o ızgara sistem yok. Zaten o yüzden göz önünde bulundurularaktan o ızgara sistem konulmuş. Çünkü daha önceden birçok şikayet gelmişti. Yolda giderken havalandırmalardan işte böcek giriyor, işte ne bileyim sinek giriyor vesaire diye. Aynen. Bu ızgara sistem sayesinde öyle bir problem de yaşamıyorsunuz arkadaşlar. Kaskımızın ağırlığı yine muadillerine göre daha hafif fiber destekli polikarbon olduğu için şu anda elimde tutmuş olduğum kask large beden 1700+50 gram ağırlığı var. Normalde muadilleri 1950 gramla 2000 gram arasında değişiyor. İç petleri çıkarılıp yıkanabiliyor arkadaşlar. Antibakteriyel iç petleri mevcut. Dediğim gibi yani uzun yol yapan kullanıcıların kesinlikle tercih edebileceği bir model. Ve problemsiz bir şekilde de iki farklı varyasyonunda da kullanabileceği bir kask. Şöyle tekrardan göstereyim. Ve aerodinamik yapısı olarak da gayet agresif bir yapısı var.
hani görünüm olarak da çok hoş bir model diyebilirim. Evet. Gözlük de giyilebiliyor çünkü gözlük noktaları var. Evet, gözlük kanalları mevcut. İçinde ayrıca dahili güneş vizörü de var kaskın. Evet. Ve LS2 camlarında, vizör camlarında bilerekten komple siyah yapmıyorlar. Şu an kamerada gösteremeyeceğim pek ama biraz morumsu bir rengi var bunun, güneş vizörünün. Bunun da sebebi arkadaşlar, mesela giderken birden bir tünele veya da karanlık sokağa girdiğiniz zaman tamamıyla ışık kırılmasın diye. Yani çünkü siyah camlarda genelde bir tünele girdiğin zaman görüş açın tamamıyla daralıyor. Veyahut da çok karanlık bir sokağa girdiğin zaman görüş açın tamamıyla daralıyor. Ama bu mor camlar sayesinde o problem olmuyor. Yani görüş açınız iridium camlar gibi diyeyim yani. Hemen kırılmıyor. O yüzden mor cam kullanılıyor. Moru bir anda şeyin görüntünün gitmesini engelliyor. Aynen öyle. Şey. Bu kaskın bir özelliği daha arkadaşlar. Şu ucunda görmüş olduğunuz, normalde bu tür bağlantılarda plastik kullanılıyor. Ve bu plastikler de sürekli soğuk ve sıcağa girip çıktıkça zamanla maddenin yapısı bozuluyor ve ufak bir zorlamada kırılabiliyor. Plastik olanlar. Aynen, plastik olanlar veyahut da bir kaza esnasında kırılabiliyor. O yüzden hani genelde Double D bağlantı kullanılıyor. Ama artık ya bu teknolojiye ilk geçen marka Shoei'dir. Shoei'den sonra LS2 de bunu yapmaya başladı. Bu sistem sayesinde bu alüminyumla desteklenmiş çeliktir. Hani herhangi bir materyalle tutup büküp uğraştığın zaman evet bükülebilir ama kırılmıyor hiçbir şekilde. Yani soğuk hava veyahut da sıcak hava çok fazla etkisi olmuyor bunun üstünde. O yüzden şu anda Double D dışında kullanılabilecek en güvenli bağlantı sistemidir bu uç. Ve aynı şekilde karşısında da var alüminyum desteklenmiş çelik. Şu an çoğu kişinin kafasında Double D dışındaki bütün bağlantılar güvenlikli olmuyor diye bir yargı var. Ama aslında öyle bir şey yok. Bu sistem de en az Double D kadar güvenlidir. Ki zaten birçoğu kullanıcımız Double D'yi bir hevesle alıyorlar ve üşendikleri için bağlamıyorlar. Bu daha tehlikeli bir şey aslında. Çünkü ha, Double D'yi mi bağlamıyor? Aynen. Double, yani onun biliyorsun bağlaması şöyle, biraz şöyle daha gelmiş, uğraştırdığı için. Çıtırtlanması gerekiyor. Aynen. Özellikle yani kışlık eldivenlerle yağmurun altında falan çok zor oluyor Double D ile uğraşmak. Eldivenleri çıkarıyorsun, onu yapıyorsun. İşte geri eldivenleri takarken ellerin ıslanıyor, eldivenine elin girmiyor falan. Yani bayağı bir uğraştırıyor. Ama bu sistem sayesinde direkt mikrometrik gibi ve daha güvenli bir şekilde bağlayabiliyorsun uğraştırmadan. Yani gönül rahatlığıyla alınabilecek bir kask. Yani şöyle, LS2 markasında genelde insanların aklında bir ön yargı oluşuyor markadan dolayı. Ama yani şöyle bir şey var, her markanın iyi modelleri ve kötü modelleri vardır. LS2'nin başlangıç modellerindeki kasklarıyla bu kaskları bir tutmak aynı şey değil. Çünkü bunlarda kullanılan malzemeler son teknoloji malzemeler. Kullanılan ürünler de aynı şekilde. İçindeki materyaline kadar her şey son teknoloji ürünler. Zaten müşteri alıp denediği zaman o memnuniyetini bize geri dönüş olarak bildiriyor. Umarım siz de deneyip kendiniz görürsünüz. Kask hakkındaki görüşlerinizi arkadaşlar hani bizim tanıttığımız kadarıyla tabii biliyorsunuz mağazaya gelecek olanlar, deneyecek olanlar birebir görebilirler. Bizim anlattığımız kadar yorumlara bir şeyler eklerseniz, hani görüşlerinizi eklerseniz biz de hani sizin yorumlarınızı görmüş, duymuş oluruz. Hoşuna giden, alıp kullanan arkadaşlar olursa bize yorumlarda hani bunun nasıl bir kask olduğunu tamamen bildirirlerse gerçekten çok iyi olur. Elimizde demo kask olmadığı için biz giyip test edemedik. Ama eğer siz beğenip alırsanız ve test ederseniz, yorumlara da eklerseniz seviniriz. Hepinize iyi sürüşler.